sayı bekleyelim. Çelik bilyalar. Ondan sonra ortalığı ateşe vermeler. Üniversite öğrencisine yakışmaz. ODTÜ öğrencilerine hiç yakışmaz zaten. Tabii sadece orada ODTÜ öğrencileri değil, dışarıdan gelen öğrencilerin olduğu da tespit edildi. Terör örgütü, çeşitli örgüt mensuplarının, geçmişte sabıka kaydı olanların olduğu da tespit edildi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu eylemleri bu şekilde gerçekleştiren, bu çirkin görüntüleri ortaya çıkaran kişilere sahip çıkmak adına Yörük Ali Efe'ye benzetmesi gerçekten çok üzücü olmuştur. Aydınlıları üzmüştür. Bir kahramanı, İstiklal Savaşı'nın bir kahramanını, Yörük Ali Efe'yi ve onun arkadaşlarını adeta kemiklerini sızlatmıştır. Biz aydınlar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na bu benzetmesinden ötürü özür dilemeye davet ediyoruz. Diyoruz ki biz aydınlardan ve tüm efelerden, özür diliyoruz demesini bekliyoruz. Bir özür bekliyoruz şu anda. Çünkü Yörük Ali Efe İstiklal Savaşı'nın kahramanlarından ve İstiklal Savaşı'ndaki mücadeleyi ilk başlatanlardandır. Böyle terör örgütü mensuplarına, çeşitli örgütlere girip oralarda eylem yapan, bu çirkin görüntüleri ortaya koyan örgüt mensuplarına Yörük Ali Efe'ye benzetmek bence çok yanlış olmuştur. Sayın Genel Başkanım, bu yanlışlıktan dönmesini bekliyoruz aydınlar olarak. Bu Yörük Ali Efe'miz ve onun arkadaşlarının kemiklerini tekrar söylüyorum sızlatmıştır. Aydınlar olarak biz çok üzüldük bu benzetmeye. Hala daha Aydın'ın gündeminde şu anda Aydın'la çok ciddi tepki gösteriyor. Ben Özlem Çerçioğlu Sayın Başkanımızın da bu konuda konuşmasını bekliyorum. Yani nasıl olur da Yörük Ali Efe'ye bu şekilde hiç de hoş olmayan, nahoş bir benzetme yapılabilir. Bunu Sayın Çerçioğlu kabulleniyor mu? Hoşuna gidiyor mu? Bu örgüt mensuplarıyla aynı kefeye konması Yörük Ali Efe'nin. Gerçekten merak ediyorum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerine de sesliyorum. Aydın'daki yetkililerine. Lütfen genel başkanlarına bir mesaj göndersinler. Bir uyarı mesajı niteliğinde veya bir hatırlatma niteliğinde. Aydınlıları buna çok üzüldü. İfade etsinler. Ben CHP'li belediye başkanlarımıza, yöneticilerimize, hatta genel başkan yardımcımız Sayın Bülent Tezcan var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili arkadaşımız. Onun da bu konuda Sayın Genel Başkanı bir daha bu konuyu gözden geçirmesi konusunda, tavsiye niteliğinde de olsa bir bilgiyi aktarmasını bekliyoruz. Aydınlar adına ben bir özür beklediğimi ifade etmek istiyorum. Çıkan olaylarla ilgili bu eğlenme safhasında Sayın Vekilim, işte CHP ile de bağlantısı olduğu yönünde iddialar var. Sizler Ankara'da olayları yine meclisten gözleyen insanlar oldunuz. Bu konularla ilgili bir düşünceniz var mı? Sizde olabilir mi böyle bir şey? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve temsilcilerinin olaylardan sonraki söylemlerine baktığınızda bu dediğiniz iddiaların sanki hissiyatına kapılmamak mümkün değil. Yani CHP körüklüyor mudur diyorsunuz? Böyle ben kesin olarak bir elimde delil yok. Böyle bir done yok ama bu kadar sahiplenmek, terör örgütüne üye olmuş, şimdiye kadar eylem yapmış, polise bu şekilde molotoflarla, bilyalarla, taşlarla saldırıp ortalığı ateşe verenlere bu şekilde sahip çıkılması ve Sayın Başbakanımızın çok enteresan benzetmesi oldu biliyorsunuz. Yani diğer tarafta da Türkiye'nin başka bölgelerinde de bu tip eylemleri yapanlara BDP sahip çıkıyor. Evet. Arkasında BDP var. Acaba bu soru akla geliyor. ODTÜ'deki yaşanan bu vahim olayların arkasında CHP var mı sorusunu tabii gündeme getiriyor. Ben bir şey sorabilirim. Akşam 40 kişilik bir ekip Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Barkan Kalın'ı ağırladı. Benimle de röportaj yaptık, kayıtlı bu odaya. İzledi. Özgürlükçü, emekçi.
ve adalet isteyenlere karşı arkasındayız, yanınızdayız dedi. Onun için uğurladı. Bu konuda siz ne dersiniz? Çünkü 40 kişilik bir ekip şu anda yolda gitti. İpekçi Meydanı Ankara'da. Atanmayan öğretmenlere karşı destek için gittiler. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii toplumsal olarak gelişen olaylar karşısında veya istekler karşısında hür, özgür bir şekilde düşüncelerini ifade etmek, toplantı yapmak, gösteri yapmak, yürüyüş yapmak, kanunlar çerçevesinde bunlar hiç problem değil. Yani bunlar yapılabilir. Bunları siyasi partiler destek de verebilir. Ama işin içerisine örgüt mensubu olmak, terör örgütü mensubu olmak, terör örgütüyle bağlantılı olmak ve organize bir şekilde bir ilim yuvasında ve Türkiye'nin ilk yerli uydusunun uzaya fırlatıldığı günde bu şekilde olayların çıkması. Ben tabii diğer taraftan da şundan da şüphelerim var. Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini bölgesinde ve dünyada büyük bir güç olmasını istemeyen güçler, dış güçler de var bu işin içerisinde. Acaba diyorum, mesela bazı HES'lere protesto yapılıyor, bazı efendime söyleyeyim enerji santrallerine, yerli enerjinin kullanıldığı santrallerde protestolar yapılıyor. Bunun arkasında doğalgaz lobisinin olduğu söyleniyor. Kimi zaman böyle yorumlar var. Göktürk uydusunun dünyaya atıldığı, yerli uydunun dünyaya fırlatıldığı bir günde bu olaylar başka güçler tarafından da organize ediliyor mu diye endişe ediyorum. Sayın Vekilim, şimdi Büyükşehir kanun çerçevesinde beldeler kapatılacak. Doğal olarak AK Parti'nin bu çıkarttığı yasadan dolayı da beldelerin oy kaybına uğrayacağı, bunun bir seçimle sandığa yansıması söz konusu olabileceğine yönelik muhalefetin de bazı öngörüler var, iddiaları var. Bununla ilgili ne düşünüyor AK Parti? Yani bununla ilgili alınacak bir önlem var mı? Fikriniz nedir? Büyükşehir yasası uygulamaya geçtikten sonra Aydın bir çığ gibi büyüyecek ekonomik açıdan, yerel yönetimler ve yerel hizmetler açısından. Her açıdan Aydın büyüyecek. Tabii bu geçiş sürecinde kanun şu anda meclisten geçtikten sonra uygulama safhasında bir takım sıkıntılar, bir takım istismarlar da yaşanabilir. Muhalefet partileri şu anda bu konuyu istismar ediyorlar. İşte belde belediyelerin kapatılmasını istismar ediyorlar. MHP şu hesabı yapıyor. Nasıl olsa ben Büyükşehir Belediyesi olacak 13 belediyeden hiçbirisini alamayacağım. Hı hı. O zaman bu kanuna külliyen karşıyım ve külliyen bölücü yasasıdır deyip geçeyim diyor. O kolay yolu tercih ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi hesap yapıyor. Diyor ki ben bu belediyelerden bir kısmını alırım diyor. İşte şu illeri alırım diyor. O zaman benim işime yarar. Ama diyor buradan diyor istifade edeceğim noktalar var. Nedir o? Belde belediyeleri kapanacak. Oradaki vatandaşlar tepki gösterebilir. Bu tepkileri partimize oya tahvil edebilmenin yolunu bulalım. Ne yapalım? Buralarda referandum yapalım kapanacak beldelerde. Gidelim vatandaşa diyelim ki öyle diyorlar şimdi. Biz Büyükşehir yasasına karşı değiliz. Olsun Büyükşehir Aydın veya İzmir. Ama biz bütün şehire karşıyız. Bütün şehire karşı olduğumuzu da her yerde söylüyoruz. Ey belde halkı, ey işte Atçalılar, ey ortaklarlar. Biz sizin kapanmanızı istemiyoruz aslında. Evet. Biz sizin tarafınızdanız. O yüzden işte Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz gibi o belde halkının tepkilerini istismar etmek veya kullanmak, oya tahvil etmek adına bir yöntem belirliyor. Bu bir tarzdır aslında. Hı hı. Ondan sonra da tabii referandum yapıyorlar. Parlament kutusunda referandum sandığı bulamadıkları için, gayri ciddi olduğu için, niyetlerinde samimi olmadıkları için bana göre efendime söyleyeyim bir kutu arıyorlar. Evet. Bir kutu bulamayınca da sigara kutusunda referandum yapıyorlar. Gayri ciddi yani bir anlayışla. İstismar siyasetine gerek yok. Şimdi biz diyoruz ki Türkiye'nin gerçekleri var. Türkiye 1934'lü yıllarda yapılmış bir yerel yönetimler yasasıyla idare edilmiş, bugüne gelmiş. Hı-hı. 1934. Hı-hı. Yıl 2012. Hı-hı. 1934'ün Türkiye'sinde, bırakın 1934'ü, 1980'in Türkiye'sinde kırsal kesimde yaşayan insan sayısı daha fazla idi. Şu anda kırsal kesimde, köylerde yaşayan insan nüfus sayısı azaldı oran itibariyle. Kentlerde, ilçelerde yaşayan insanların sayısı fazlalaştı. Buna göre yerel yönetimler reformunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bütün altyapı hizmetleriyle, çevre duyarlılığıyla,
imar planlamalarıyla Türkiye'yi geleceğe taşımak durumundayız. Bizim yaptığımız bu çalışmalar adım adım şu anda Büyükşehir Yasası'nı çıkardık. Bir dahaki süreçte Türkiye'nin bütün yerel yönetimleriyle ilgili, evet 2000'in nüfusunun altındaki belediyeleri de kapatılıyor diğer illerimizde. Ama bunun yanında atmamız gereken adımlar var. Bu adımları atacağız. Bu AK Parti attığı için yapılmıyor bu yenilikler. Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğu için AK Parti'den sonra başka bir iktidar da gelse aynı şeyleri yapmak mecburiyetinde hissedecek kendisi. Evet. Çünkü bugün bakın 2000 nüfuslu bir belde belediyesi, belediye başkanı var, ekibi var. Peki Neşetiye köyünün ne suçu var? 3500-4000 nüfus olmuş. Evet. Veya Karpuzlu'nun Tekeler köyünün ne suçu var? 2800 nüfus olmuş. O zaman şunu yapalım. Bin nüfusun bütün köylerimizi belediyelik yapalım. Çözüm mü? Değil. Böyle o zaman bu sonuç çıkar karşımıza. Evet. Oradaki yaşayan insanların belediyesi olması hakkı yok mu? Madem bir haksa bu, bir hak olarak telakki ediliyorsa, Türkiye'nin birçok yerinde, Aydın'ın birçok köyünde böyle bir örnek gösterebiliriz. Evet. Hayır. 1934'lü yıllarda yapılan kanuni düzenlemelerle artık bu iş gitmiyor. Evet. Yeniliğe ihtiyacımız vardı. Bu yenilikleri yerine getiriyoruz. Aydın Belediye Başkanı kesinlikle belediyeyi AKP'ye vermeyeceğiz diyor. İl Başkanı da CHP İl Başkanı da AK Parti'nin işte Genel Başkanı Başbakan Tayyip Bey de Aydın'dan aday olsa mümkün de CHP'den belediye alamaz diyor. Ne diyorsunuz bu iddialara? Benim babamın lafı vardı. Oğlum büyük lokma yut, büyük söz söyleme diye. O babamın lafını hiç unutmam ben. Siyasetçiler mutlaka konuşmalarında bir takım benzetmeler, bir takım teşbihler yapabilirler. Bu alışılmış bir şey ama bu benzetme yerine oturmadı. Bu benzetme uygun olmadı. Bu benzetme Aydınlıları üzdü. Bu benzetme bir adeta örgüt mensubuyla bir kahramanı İstiklal Savaşı'nın, İstiklal Mücadelesi'nin kahramanını aynı kefeye koymaktır. O açıdan bizleri üzmüştür. Bu benzetme doğru bir benzetme olmadı. Bu benzetme çok yanlış oldu. Bu yanlıştan dönülmesi lazım. Yani bu yanlıştan dönülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapan Sayın Bülent Tezcan olmak üzere Aydın'daki yetkilileri, Sayın Özlem Çerçioğlu Belediye Başkanımız, herkesi ben genel başkanlarını bu noktada bir kez daha tavsiye niteliğinde de olsa bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade ediyorum. Aydınlıların Yörük Ali Efes'i örgüt mensubu ve kanunlar karşısında, efendim Türkiye'nin huzuru karşısında, efendime söyleyeyim, huzuru kaçırmak için bir bilim yuvasını adeta cehenneme çeviren bu örgüt mensuplarıyla aynı kefeye konamaz. O bir halk kahramanıydı. O bir İstiklal Savaşı'nın kahramanıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hem Yörük Ali Efe'ye hem de o İstiklal mücadelesini verenlere. Çok yanlış oldu. Bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Hukuk Üniversitesi'nde öğrenci eylemleri yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ODTÜ'deki öğrencileri Yörük Ali Efe'ye benzetti. Aydın Milletvekili olarak bu benzetmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tarihi doğru bakmak lazım. Maalesef büyük bir talihsizlik bu benzetme. Öncelikle şiddete kınıyorum bir aydınlı olarak. Aydınlı hemşerilerim adına, kendi adıma bu benzetmeyi şiddete kınıyorum. O günkü şartlarda Yörük Ali Efe ve buradaki pek çok Efe, Türkiye Cumhuriyeti'nin dekası için, demokrasinin yerleşmesi için, Cumhuriyet'in kurulabilmesi için bir gayret içerisinde olan fedakar insanlardı. Ve düşmana karşı bir mücadele ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulabilmesi adına. Yani bunu tutup da ODTÜ'deki gençlerimize, Cumhuriyet düşmanlarına karşı mücadele eden düşmanlara benzetme yapılması gerçekten bizleri derinden yaralamıştır. Ben bu açıklamanın bir talihsizlik olduğuna inanıyorum. Tabii bu şeyi de burada unutmamak lazım. Çok güzel ifade etmesek
Yörük Ali Efe'nin muhatabı kimdi? Yunan'dı. Yunanlılara, Yunan askerlerine karşı Balgaç baskınını gerçekleştirdi. En başta ateşi fitille ateşleyen mücadelenin birinci basamağı buydu. Şimdi siz bu örgüt mensuplarını Yörük Ali'ye benzetirseniz onun karşısındaki emniyet güçlerini de Yunan askerleri yerine koymuş olursunuz. Çıkacı konumuna koymuş olursunuz. Çok ciddi bir yanlıştır. Kötü bir benzetme. Bizim emniyet kuvvetlerimiz, bizim bu protesto karşısında mücadele veren oradaki polislerimiz hiçbir zaman Yunan askeri değil. Ve eğer böyle bir benzetmeyle devam edersek işin ucunu nereye varacağı bundan sonra kestirilemez. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmesi lazım. Belki ODTÜ'deki eylemleri terörize ettiğine dair yaygın bir kanı var kamuoyunda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önce de bu ve buna benzer eylemlerin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklerini gördük. Üzücü bunlar. Ve eylemlerden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu eylemcilere sahip çıkması da manidar tabii. Yani bu demek ki bir bağlantı, bir önceden ilinti hissediliyor, görülüyor. Ama Türkiye'yi bu şekilde üniversiteleri ateşe vererek, üniversitelerde polislere molotof kokteyli atarak kaldırım taşı, bilya hazırlıklar yapmışlar çantalarında. Böyle bir anlayış neye hizmet eder? Türkiye'nin huzura, sükunete, birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye'de hem siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz darbelerden muzdarip olduk. Darbeleri artık tasvip etmiyoruz diyeceksiniz. Diğer taraftan Muharrem İnce Beyefendi efendim askerden ümidimiz yok artık, askerden ümidimizi kestik, ümidinizi kestik diye beyanat verecek. Öbür taraftan da adeta darbeleri teşvik edecek olayların ilk geçmişte olduğu gibi ilk çıkartıldığı olayların alevlendirildiği üniversitelerde tekrar böyle bir hareketlenmenin destekçisi, bağlantılı, ilintili olarak bu tür hareketlerle bir takım provokasyonların adeta arka planında varmış gibi bir hissiyat oluşturacaksınız. Bunlar yanlış şeyler. Başbakanın açıklaması olarak özellikle Güneydoğu'daki öğrenci olayları, bir takım provokatif eylemleri BDP'nin sahiplendi. O türdeki eylemleri de CHP'nin sahiplendiğine yönelik açıklaması oldu. BDP ile CHP'yi aynı kefeye koydu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef üzülerek seyrediyoruz olan hadiseleri. İşte geçtiğimiz günlerde mahkeme salonunun işgal edilmesi, 28 Şubatçıların sahip çıkılması, biraz Hüseyin Milletvekilimizin de belirttiği sahiplenmeleri günümüzde görüyoruz. Yani dün vardı, bugün de üzülerek hep beraber seyrediyoruz. Tasvip edilecek bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence demokrasiye sahip çıkması, demokrasinin unsurlarına sahip çıkmasının bu devletin bekası için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Gittikleri yolu ve açıklamalarını ben ülkemizin menfaatleri açısından çok sakıncalı görüyorum. Yani burada daha önce Sayın Bülent Tezcan'ın Çevik Bir'in talimatıyla hareket ettiği yönünde darbeleri araştırma komisyonuna gelen evraklarda bilgiler ortaya çıktı. Ve bunu basınla da paylaştık. Basına da gönderdik. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında açılan dava yerel mahkemede belediye başkanı lehinde sonuçlanmışken bizzat Çevik Bir'in talimatıyla üst mahkemeye götürülmüş ve burada da başrol oynayanlardan bir tanesi Sayın Bülent Tezcan. Bu doğru mudur, değil midir, neden böyle yaptınız diye sorduğumuz soruya cevap yok. Şunu söyleyebilir, bu doğru değildir diyebilir ama bir imza var, aleni bir belge var. Fakat hala daha cevap verilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte özellikle Türkiye'nin demokratik hayatının gelişmesi için, Türkiye'nin darbelerden ve darbe severlerin eylemlerinden artık tamamen arınmış bir ülke olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda samimi olması lazım. Samimiyetini ortaya koyması lazım.
samimiyetinin en önemli göstergelerden bir tanesi de Silivri'deki Ergenekonculara, Bali yolculara bu kadar sahip çıkmamaları lazım. Bunun yolu buradan geçiyor. Siz eğer tutuklu olan, suç işlemiş olan, örgütsel bağlantıları olan bir takım insanlara aday gösterirseniz, onları milletvekili yapmaya çalışırsanız, bir gün çıkar birileri de Öcalan'ı milletvekili adayı gösterir. Ondan sonra da milletin iradesi diye onu çıkarmaya çalışır.